Yoksullaşmamız sadece ekonomik anlamda olmadı. Duygusal anlamda, dayanışma anlamında birbirimizin yaralarına bakma konusunda da yoksullaştık. Meral Okay eşi Yaman Okay'a yazdığı mektupta bunları kaleme aldı. Hayatımıza önce ikinci baharın kasap nebahati, Yeditepe İstanbul'un hava anası olarak girdi. Ardından şarkı sözleriyle, filmleriyle, kıyısından, kenarından bir şekilde hep bizden biri oldu. Reklamcılıktan yayıncılığa, söz yazarlığından senaristliğe, yapımcılıktan oyunculuğa kadar birçok alanda başarılı ürünler ortaya çıkardı. Kadının adının az telaffuz edildiği sinema ve dizi sektöründe işleriyle adından söz ettirdi. Şöyle bizim de mahallemizde bir kasap melatimiz olsa sırtımız yere gelmezdi. Satırı tezgaha sapladığı anda kendimizi hiç de yalnız hissetmezdik. Duygusunu hep hissettirdi. Ortaya koyduğu yaratıcılığıyla bir döneme damgasını vurdu. Dizilerin, filmlerin yanı sıra yazdığı şarkılar kaldı yanımıza. Kalbe dokunan incelikli işler, ruhu temizleyen sözler söyledi, konuşulan işlere imza attı hep. Yenilmeden, erkek egemen, erkek baskın toplumun kısıtlayıcı, ayıplayıcı kurallarına yaşadı özgürce içindeki duyguları ama yazarak, ama yaşayarak aktardı bizlere. Oynadığı ya da yer aldığı bütün projelerde kadını ezdirmedi, güçlü kadın imajını yansıttı. Yaşadıkları Türkiye'nin yakın tarihinin özeti gibiydi. Muhalif bir duruşu vardı her zaman. 12 Eylül'ü yaşadı, resmi tarihe kadın dokunuşu yaptı, hedefe konuldu, linçe maruz kaldı. Hepimizin bildiği Muhteşem Yüzyıl dizisi nedeniyle yüce Türk milletinin ecdadıyla alay ediyorsun la başlayan cümleler ve ardı arkası kesilmeyen tehditler. Ama o, ben bütün bunlara sessiz kalmayacağım dedi ve baskıyı büyük bir yürekle karşıladı. Türkiye'yi terk edecek misiniz sorusuna da yanıtını etti. Ben hiçbir yere gitmiyorum. 12 Eylül'den sonra gitmemişim. Şimdi mi gideceğim? Burası benim de ülkem. Beni küstüremezler çünkü arsızım. Arsızca seviyorum bu ülkeyi, çok canımı yaksa bile. 50 yaşındayım. Bu bir demokrasi mücadelesi ise bu ülkedeki kaçıncı sınavım? Bundan da geçerim. Sopamı yerim ama iki taşı da ben sektiririm. Yok öyle vazgeçmek. Kadın olmasından dolayı da hakaretler daha yoğundu. Bu diziyi yazanın bir kadın olması çifte hakaret, çifte öfke doğuruyor. Türkiye'de bir erkeğe hakaret etmenin bir rajonu vardır ama söz konusu bir kadınsa atış serbest, sınır yok, ölçü ne gezer. Bir de tabii hala elinin hamuruyla kutsal alana girdi mantığı var. Hele bir de bu kadının geçmişinde solculuk falan varsa oh ne âlâ, iki misli katli vacip hale geliveriyorsun bir anda diyordu. Arkadaşı Melek Taylan Ulagay, Meral Okay'ın haksızlığa gelemeyen bir yapısı olduğunu, pek çok insan gibi yargının, hukukun bağımsızlığına ve üstünlüğüne olan inancını yitirdiğini anlatıp, haksızlığa çok öfkelenen bir insan olduğu için son zamanlarını çok öfkeli geçirdiğini söyledi. Bir gazetenin "Mutluluk rüyanız ne?" sorusuna Meral Okay'ın "Yargıya güvenebilmek" yanıtı hala günümüzde herkesin ortak bir talebi. Demokrasi mücadelesi yapan herkes onun kahramanıydı. Meral Okay 20 Eylül 1959'da Ankara'da doğdu. Babasının tayinleri nedeniyle tüm ülkeyi, tüm şehirleri gezdi. İlkokula Balıkesir'de başladı. Liseyi Ankara'da bitirdi. Üniversite eğitimi için siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümüne kaydoldu. Ardından 5 yıl devlet memurluğu yaptı. 12 Eylül döneminde Türkiye İşçi Partisi üyesi ve iş yeri temsilcisiydi. Bu dönemde yaşadıkları şüphesiz ki onu besleyen en önemli damarlardan biriydi. Bu dönemini tüm acılarıyla yaşadı. 1984 yılında sinema ve tiyatro oyuncusu Yaman Okay ile evlendi ve hayatını değiştirecek o adımı memuriyeti bırakıp İstanbul'a taşınarak attı. 25 yaşındaki Meral Okay, Günaydın gazetesinde çalışmaya başladı. İletişim Yayınları'nın kuruluşunda yer aldı,
basın ve yayın sektöründe çalıştı. Yapımcılığa Yaman Okay ile evlendikten sonra başladı. İlk işi Türkiye'nin ilk kadın yönetmeni olarak gösterilen Bilge Olgaç'la Gülüşan filmiydi. 1992 yılında Seni Seviyorum Rosa filmindeki rolüyle oyunculuğu denedi. Yapımcılık deneyimlerinde bulundu ve Türkiye'nin önemli dizilerine imzasını atmaya doğru adım adım ilerledi. 1993 yılında eşi Yaman Okay'ı kanserden kaybetti ve bu onun için çok sarsıcı oldu. Yaman'ın kaybıyla birlikte hayatın çok kısa ve hafif bir şey olduğunu fark ettim. Ölüme koşan birine eşlik edince pek çok şey öğreniyorsun. O gidecek, engel olamıyorsun, durduramıyorsun. Ne tıpla, ne aşkla, ne duayla. Bir anlaşma var sanki ve sen tanıksın. Saniye saniye, an an. O gidişin süratine, o yaşayan insanın paniğine, korkularına, acısına, öfkesine, hepsine tanıklık ediyorsun. Elin değiyor ölüme. Propaganda filminde basın danışmanlığı, Asmalı Konak dizisinde proje yazarlığı, İkinci Bahar, Yeditepe İstanbul dizileri ve O Şimdi Asker filminde oyunculuk yaparak kariyerini güçlendirdi. Beynendiler filminde ise konsomatris olarak karşımıza çıktı. Popüler dizi Bir Bulut Olsam'ın senaryosunu yazdı ve dizide İnci Batur karakterini canlandırdı. Tüm Türkiye'ye adını Asmalı Konak'la duyurdu. Bir döneme damgasını vuran ve sektöre ağlı dizi deyimini kazandırdı. Değindiği toplumsal meseleleri ekrana sıcak bir şekilde aktardı. Disk'in 40. yılı kutlamalarında sahne aldı ve yine Disk'in öncülüğünde başlayan 10 Aralık Hareketi'nin politika geliştirilme kurulu üyesiydi. Petrol İş Sendikası'nın Sendikalı Ol kampanya filminde oynadı. Sezen Aksu'yla yakın dost olan Meral Okay, Sezen Aksu'nun birçok şarkısına da söz yazdı. Yine mi çiçek, adı bende saklı gibi şarkıların söz yazarı olan Meral Okay, aynı zamanda adı menekşe ve masum değiliz şarkılarının sözlerini de Sezen Aksu'yla beraber yazdı. Ve bir diğer fenomen dizi onun son işi oldu. Muhteşem Yüzyıl'ı yazdı ve bir kez daha televizyon tarihine geçti. Meral Okay'ın başardığı asıl iş o zamana dek dokunulmaz olana dokunmak, tabuları yıkmaktı. Ve bu çok önemliydi. Meral Okay bir yol açtı. Ama bu kolay olmadı. Osmanlı'yı tabu olarak görenler, sanatın ne olduğundan bir haber olanlar Meral Okay'a diş biledi. İktidar tarafından hedef gösterildi. Bunu çok acı bir tecrübe olarak değerlendirse de tehditlere rağmen yolundan dönmemekte ısrar etti. 2002'de Sinema Yazarları Derneği ödüllerinde ve 2007'de Altın Koza Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödüllerini aldı. Ve kanser 2011 yılının Mayıs ayında kapısını çaldı. Yıllarca yasını tuttuğu Yaman Okay'ı kanserden kaybettiği için bütün süreci yakından biliyordu. Kemoterapi gördüğü ve yoğun ağrılar yaşadığı dönemde bile dört elle işine sarıldı. Muhteşem Yüzyıl'ı yazmaya ve yeni projeler üretmeye devam etti. Meral Okay, hayat bir yönüyle beni terbiye ederken öbür taraftan da ödüllendirdi. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani birçok insan hayatlarındaki acılardan sonra böylesine sevinçlerle karşılaşmadan bu dünyayı terk ediyorlar. O anlamda ben çok şanslıyım. Çok iyi dostlarım var, iyi bir ailem var ve hala hayattalar diyordu. Nisan 2012'de akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ardında onlarca güzel senaryo, şarkı ve tecrübe bırakarak. Meral Okay bir röportajda, "Kendi ölüm biçimime ve ritüelime ben kendim karar vermek istiyorum. Dünyaya gelirken bu kararlara eşlik edemiyoruz ama izin versinler de son yolculuğumuza nasıl istiyorsak öyle çıkalım. Ben yıkılmak istiyorum," dedi ve ekledi. "Çünkü ben toprak sevmem, su severim.
beni yaksınlar, küllerimi de götürüp Gökova'ya bıraksınlar. Bir diğer vasiyeti de tüm mirasını Nesin Matematik Köyü'ne bağışlamaktı. Ancak mirasçılarının bu tezin hukuki bir dayanağı olmadığını iddia etmesi üzerine tüm mal varlığı mirasçılarına dağıtıldı. Meral Okay'ın bu sözlü vasiyeti arkadaşları tarafından gerçekleştirildi ve Meral Okay Matematik Köyü'nde Doğuyor adlı bir yardım organizasyonuyla vakfa maddi destek sağlandı.